Emre Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Doktor Emre Çiçek, medikal estetik hekimi. Sürekli içimden şey tekrarlıyorum. Yarın 14.30'da, yarın 14. Her yere yazdım, her yere telefona not aldım, alarmı kurdum. Yani ben kaçırırsam olmaz ama siz de orada olmayı unutmayın. Lütfen her yere not alın. Tekrar söyleyeceğim yayının sonunda, merak etmeyin. yarın bir saat değişikliği tekrar var. Evet. Şimdi yaz yaklaşırken. Hala bunu söylüyoruz. Yaklaşırken diyoruz. Yaklaşacak bir türlü, herhalde. Bir türlü gelemedi. Bilmiyorum. Gelemedi. Gerçekten gelemedi. Bugün yine buz gibiydi hava. İstanbul'da bazı sıcak yerlerde var elbette. Peki hala şansımız var mı zayıflayabilmek için? Tabii ki her zaman var. İncelmek için önümüze çok hala uzun vakit var. Tatile Temmuz ayı gibi düşünüyorsanız. Temmuz ayına kadar tek seanslık işlemlerle hem vücudunuzdaki bölgesel yağ fazlalıklarından kurtulabilir, hem selülitli dokularınızın azalmasını gözünüzde görebilir, hem de kilo verebilirsiniz hiçbir problem olmadan. Ramazan ayında bütün bu fazla yağlarınızdan, kilolarınızdan, selülitli dokularınızdan 2-3 hafta içerisinde çok rahatlıkla kurtulabiliyorsunuz, hiçbir problem olmuyor. Tek seanslık uygulamalar burada. Özellikle bölgesel yağ fazlalıklarınız varsa zaten vücut germe veya soğuk lipoliz teknikleriyle tek seansta tüm karın yan yağları, iç bacak, dış bacak, basen, popo yağlanmalarından, dizi içindeki yağlanmalardan ve gıdı yağlanmalarından tek seans gibi bir süreçte çok rahatlıkla kurtulabiliyorsunuz. Herhangi bir ağrı, acı, kanama, morarma olmuyor. Günlük hayatınızı aksatmıyorsunuz. Tamamen doğal, natürel. Ve hiçbir şekilde girinti çıkıntı olmayan, dalgalanma olmayan bir incelme gözünüzde gözlenebiliyor. Evet. Soğuk lipolizden bahsedeceğim. Kimlere uygulanır? Herkese uygulanabilir. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Vücutta herhangi bir biyokimyasal veya fiziksel değişikliğe neden olmaz. Morluk, kanama, ağrı, acı, içeriye herhangi bir madde zerk edilmez. Çünkü bizim vücudumuzdaki yağlar, nasıl ki yağ sıcakta tavada pişince fokurduyor ve buharlaşıyor, yok oluyor. Aynı şekilde soğukta da aynı etkiyi görüyoruz. Vücudumuzda -8 ila -12 derece arasında yağlar maruz bırakıldığı zaman tamamen yağ fonksiyonu kaybediliyor ve vücuttan hücreler arası emilebilir boşluklara atılması sağlanıyor. Ve vücut şu anda nasıl oturduğumuz yerde yağ yakıyorsak onları direkt olarak parçalanmış yağları yakıyor. Herhangi bir şekilde doku bütünlüğünü bozmuyoruz. Özel 240 mm civa basıncıyla oradaki yağları vakumlayıp yağ dokusuna -8 ila -12 derece sabit soğuğa maruz bıraktığım zaman tamamen oradaki yağlar liz istediğimiz parçalanmaya uğruyor ve vücuttan atılıyor. Ortalama 4 hafta içinde de uygulanan bölgede 12 cm'ye kadar incelmeler gözlenebiliyor. Beden incelmek için kaç seanslık bir işlem gerekir? Bu tek seanslık bir işlem. Uygulanan bölgede de dediğim gibi karın yan yağları, gıdı, kol altı sarkma ve yağlanmaları, iç bacak, dış bacak, diz içi yağlanmaları gibi durumlarda tek seanslık soğuk lipolizde çok rahatlıkla sonuç alıyoruz. Yapar yapmaz sonucu görmemiz için 3 ila 6 hafta arası geçmesi gerekiyor. 3 ila 6 hafta arasında da maksimum sonucu elde etmiş oluyoruz. Evet, bir sorumuz varmış. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar soğuk lipoliz yaptırabilirler mi? Kan sulandırıcı ilaç kullananlar soğuk lipoliz yaptırabilirler. Sadece o tip bir durumda vakum yapıldığı için hafif bir morarma, birkaç günde geçecek bir morluk olma riski söz konusu. Onun haricinde başka bir yan etkisi olmayacaktır. Evet, morluk için kan sulandırıcıların önemi var. Tabii ki yani kan, biz mesela kan sulandırıcısı kullanan hastalara işte aspirin türevi ilaçlar, salisilik asit türevi ilaçlar kullanan hastalara kesinlikle 3 gün kesmeden, örneğin saç ekimi yapacaksak 3 gün kestikten sonra, botoks dolgu yapılacaksa minimum 3 gün kesilmesini tavsiye edip 72 saat sonunda işlem uygulamayı tavsiye ediyoruz. Çünkü iğneli işlemlerde, cerrahi işlemlerde bunlarda kanın akışkanlığı fazla olduğu için daha çok morluk ve ödem olma riski artıyor.